Merhaba arkadaşlar. Uluslararası Hukuk 1 kitabından sonra şimdi de Uluslararası Hukuk 2 kitabı ile karşınızdayız. Uluslararası Hukuk'un temel konularının sizlere aktarıldığı Uluslararası Hukuk 1 kitabındaki bilgilerinizi aklınızda tutarak bu kitabı okumanızı tavsiye ederiz. Uluslararası Hukuk 2 kitabında Uluslararası Hukuk'un çeşitli konuları sizler için hazırladık. Bu bağlamda 1. ünitede Uluslararası hukuka göre devletlerin egemenlikleri altındaki ülkelerde ve burada yaşayan insanlar üzerinde bir takım yetkileri haiz olmasıyla beraber, bu yetkilerin yine ilgili devletin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun kullanılması gerekli olduğu için devletin yetkisi konusunu, 2. ünitede uluslararası hukukta denizin karadan açık denize doğru farklı yetkilerin uygulandığı farklı kesimlere ayrıldığını düzenleyen deniz hukukunu, 3. ünitede küresel çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili uluslararası hukukun son zamanlarda gelişen bir bölümü olan uluslararası çevre hukukunu, 4. ünitede kısaca savaş veya silahlı çatışma durumlarında insanlara yapılması gerekli olan asgari davranış ve yardıma dair kurallar bütününü içeren bir hukuk dalı olan insancıl hukuku, 5. ünitede uluslararası hukukun yeni ve gelişmekte olan konuları uluslararası hava ve uzay hukukunu, 6. ünitede devletin uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle sorumluluğunun doğma koşullarını ve sorumluluğun hukuki sonuçlarını aktaran devletin sorumluluğunu, 7. ünitede kendi ülkesinde ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından korkan kişilerle ilgili düzenlemeyi konu alan mülteci hukukunu ve son olarak 8. ünitede uluslararası hukukun alt dallarından biri olan ve iktisadi devletler hukuku olarak da ifade edilen uluslararası ekonomi hukukunu sizler için hazırladık. Uluslararası hukukun öneminin her zamankinden daha fazla hissedildiği çağımızda bu kitabın uluslararası hukuku anlamayı kolaylaştıracak bir anahtar olmasını diliyoruz. Kitabımızda ünitelerin başında belirlenen amaçlarımız ile o ünitenin amacı sizler için ortaya konulmaktadır. Her ünitenin başında anahtar kavramlar ile ünitenin içindeki önemli kavramların dikkatinizi çekmesi amaçlanmaktadır. Ünite içinde yer alan açık uçlu sıra sizde çalışmaları ile ünitede edindiğiniz bilgileri kendi kendinize değerlendirmeniz ve tartışmanız beklenmektedir. Ünitenin sonunda yer alan okuma parçası konuyu farklı bir şekilde ele alan yazarların görüşleriyle tanışmanızı sağlayarak yeni yaklaşım olanakları değerlendirmenize imkan verecektir. Yaşamın içinden ile güncel haberlerle konuları somutlaştırabileceksiniz. Kendimizi sınayalım ile de işlenen konuyu kavrayıp kavramadığınızı anlamamız amaçlanmaktadır. Sizin için hazırladığımız bu kısımlardan yararlanmanız konuları daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Kitabımızdan elde edeceğimiz bilgilerin mesleki yaşamımıza katkısı olmasını dileriz.